Gezi Bülten'in bu bölümünde önemli bir konu başlığına bakacağız. Türkiye'de nüfusun %45'i baş ağrısı, %16'sı da migren ağrısı çekiyor. Baş ağrısı aslında önemsenmiyor genellikle, ancak Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre baş ağrısı en çok özürlülüğe yol açan hastalıklar arasında ilk 10'da. Şimdi bildiğiniz gibi migren ağrılarıyla ilgili bilinen şöyle bir şey vardır: migren tedavi edilemez, migren geçmez diye. Şimdi elimde bir kitap var, bu kitap oldukça iddialı. Stüdyomuzda da bir konuğumuz var, bu konuğumuz da oldukça iddialı. Kitap diyor ki migrene çözüm var. Eğer baş ağrısı çekiyorsanız veya migren ağrısı çekiyorsanız bu bölümü izlemeniz gerek. Kitabın yazarı nörolog doktor Emel Gökmen bizlerle. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Evet, dediğimiz gibi kitap oldukça iddialı dedik ismiyle. Ağrı devrimi demişsiniz ve migrene çözüm var diyorsunuz. Oysa ki biz olmadığını düşünüyorduk. Nasıl çözmek mümkün? Neden yazdınız bu kitabı? Dünyada binlerce yıldır herkes şu anda da migrenin çözümü olmadığını düşünüyor. Ben çözümü var diyorum. Bunu bilimsel ve gerçek bilimsel verilere dayanarak söylüyorum. Ama alıştığımız tarzda değil, ama alternatif bir şeyler yaratarak da değil. Yine tıbbın içinde bir çözüm, sadece bakış açısını değiştirerek. Bu kitabı yazma sürecine beni getiren, yaklaşık ben 10 yıldır hastane nörologluğunu bıraktım. Baş ağrıları, migren daha ağırlıklı, spesifik çalışıyorum. Ama bu çalışma tarzım içinde binlerce hastayla uğraştım. Alıştığımız yaklaşımdan ağrının tipini belirleyip ona göre ilaç yazma, nöroloji yaklaşımının dışında ağrı bedenin yardım çağrısıdır. Bu tıpta bir gerçektir. Ağrı varsa, bedeni bir sistem gibi alırsak, burada bir sorun var, o nedeni bulayım. Yıllardır ağrıları grupladım, yaş grubuna, ağrının tipine, işte gençte mi, çocukta mı, yaşlıda mı, sağdan mı, solda, arkadan mı geliyor, gözümü tutuyor, bütün başımı sıkıştırıyor. Bunlara göre nedenleri ortaya çıkardım. Sizde migren rahatsızlığı veya baş ağrısı var mı? Ben çocukluğumdan, kendim ilk hatırladığım andan bu yana bu tür ağrıları çektim. Migrenin birçok türünü çektim. Hatta kitapta kendi yaşadıklarımdan, hastalarımın yaşadıklarından paylaşımlar da var. Çok yaşadım ben. Hatta böyle eskiden ilaç yazarak çalıştığım hastane nörologlu dönemlerinde bazen o kadar ciddi migrenim tutardı. Hasta karşımda baş ağrısı için gelmiş, benimki ondan daha çok ağrıyor olurdu. Belli etmemeye çalışıyordum. Şu an yok ama böyle bir yok, şey. Yok, gayet çözdünüz. Peki şimdi gruplandırdım dediniz. Bu grupları biraz konuşalım mı? Ağrı nerede veya ne şekildeyse bize ne demek istiyor vücut? Çözümler diye bahsettiğimiz şey, her hastaya göre çözüm değişiyor. Ama bu kitapta gruplandırmanın amacı mesela çocuklardaki migren hata, ergendeki migren hata. Mesela çocukta, benim çocukluğumda kusmalarla ben komaya girerdim, başım ağrımazdı. Mesela onlarda en önemli neden göbek, bizim göbek bağımız ilk annemizden her şey olduğunda böyle kurur, iltihaplanır, kurur, bir hafta içinde falan düşer. O bölgedeki biyoelektriksel bozukluk neden, kusmalı migrenlerde. Ama daha çok ben ilkokul çağı çocuklarda boğaz enfeksiyonu oluşturduğu olumsuz uyaranlar. Ben migreni kısaca şunu söyleyerek nedenleri özetlemeye geçeyim. Migren aslında bedenin biyoelektriksel yapısı. Bizim elektrik yapımız sinir sistemimiz. Bedenin sinir sisteminden kaynaklanıyor. Bunu fark ettim. 1900'lü yaz geçtiğimiz yüzyılda migrenin hep beyinle ilişkili olduğu üzerine bilimsel çalışmalar var. Ondan önceki 19. 18. yüzyıllarda aslında o zaman kotörler bedenden diyorlar. Ama bu böyle bir bakış açısında bir kayma var migreni çözerken. Ben otonom sinir sistemi dediğimiz bedenle, nöral terapiyle bedenle uğraşmaya başlayınca migrenle bağlantısını çok net gördüm ve bedendeki o sinir sistemindeki hasarlı noktalar. Bir çocukta bir göbek yerine küçücük bir nöral terapi uygulamak veya çocuklarda mesela boğaz enfeksiyonunun oluşturduğu elektrik hasarına birkaç küçük enjeksiyon çok kolay çözebiliyor. Peki gelinim, ama bir şey soracağım. Süre azaldıkça tabii, tamam. Ben de soruyla devam etmek istiyorum. Gerilim baş ağrısı diye bir şey var kitapta. Tabii. Gerilim baş ağrısıyla migrenin arasındaki fark nedir? Nasıl ayırt edebilir izleyici? Çok kolay ayırt edilebilir. Migren günlük hayattan alıkoyan, şiddetli, genelde yarımda olabilir, zonklayıcı ağrıdır. Gerilim baş ağrısı günlük hayatı sürdürmemizi engellemez. Genelde tek taraflı olmaz. Bütün başta basın sıkışma tarzındadır. Migrenden çok daha yaygındır. %40-50 oranlarına girer toplumda. Aslında günlük hayat içinde yoğun çalıştığımızda o başımızdaki ağırlık, sıkışma, bunlar gerilim baş ağrısının bir parçasıdır.
Yani hastanın en tipik özelliği günlük hayatı sürdürmeyi engelliyor mu, engellemiyor mu? Evet, peki bir nokta daha var, o da çok önemli. Diyelim ki migreni olan hastalar var bizi izleyen. Onlara pratikte tavsiyeleriniz ne olacaktır? Ne yapmaları gerek? En önemli tavsiyem migrenin tedavi edilebileceğini bilmeleri. Özellikle sürekli her gün ağrı kesici alan, sürekli ağrı yaşayan ve neredeyse günlük hayatını sürdüremez, eşiyle, işiyle, çocuğuyla hiçbir şey ilgilenemez, çaresiz intiharın eşiğine gelmiş hastalar var. Migren hastalarının %10 kadarı kronikleşip bu tabloya, özellikle 40'lı yaşlara doğru kadınlarda bu tabloya ulaşıyor. Benim hastalarımın çoğunluğunda bu hastalar oluşturuyor. Çok çaresiz, mutsuzlar ama bilsinler ki migren tedavi edilebilir. Bu tedavi yaklaşımı bir şununla şunu kaynatın için şu ilacı alın gibi bir çözüm değil. Bu bir ekiple yapılıyor. Bu ağrıyı takip edecek diş hekimleri, uzmanlarla çalışılacak. Ama çok da yaygınlaşabilir. Türkiye'nin her yerinde yapılabilir ve bu çaresiz hastalar çözüm bulabilirler. Bunu bildikleri zaman o çözümsüzlük şeyinden dediğim gibi intihar neşine geliyorlar. Hayatlarından vazgeçmiş durumdalar. Benim bu kitabı yazmadaki en büyük amacım da buydu. Bu çözümü var. Bunu bilmeleri, bunun yolunu araştırmaları ve bu anlamda da yoğunlaştırmaları çok etkili olacaktır diye düşünüyorum ben. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Emel Gökmen. Ben teşekkür ederim. Çok kısa yani bu buyurun. Kitabı Ağrıyı Çekenlerin Kardeşliği diye bir yaklaşım var. Siz de buna katkıda bulundunuz. Böyle çaresiz hastalara bir çözüm olabileceğini buradan göstermiş olduk. Umarım herkes bir an önce şifa bulur. Çok teşekkürler yeniden. Kısa bir ara verelim. Ardından tekrar birlikteyiz.